Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Sendeki kaşlar bende de olaydı yar. Sendeki kaşlar bende de olaydı yar. Kaşları senden rastı benden. Edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Yaşa be Dilek, sahneler böyle ansolist görmedi valla. Zeki Müren'den sonraki yeni sanat güneşimiz Dilek Şentürk. Bravo, bravo! Bravo. Eurovizyon'da ülkemizi senin temsil etmen lazım Dilek. Avrupalı ansolist görsün. Ses de sende, fizik de sende. Ay teyzem, Dilek bu fizikle Nobel fizik ödülünü alır yani. Alkışlayın, alkışlayın. Aa, Keltoş, sen ne böyle homini gırtla diğer durursun? Ansolistimize biraz destek versene. Şşt, alo, ben kime söylerim? Teyzem sen ne yaparsın? Biz burada alkışlar yaparız. İnsanlar eğlensin diye, dileği beğensin diye. Sen ne yaparsın? Ya Safiye ablam, sen müşteriye saldırıysan olur mu yeterli şey? Te görmez misin Zeyno? Böyle müşteri olmaz olsun. Devamlı homini gırtlak yer durur. Garson! Buyur efendim. Bak oğlum, burası VIP masasıdır. Yani asolistin anasının masasıdır. Bize şöyle yanar dönerli biraz bir meyve tabağı getir bakayım çabuk. Hemen efendim. Teyzem, sen şimdi böyle ortaya yanar döner meyve söylersin de bu hesap da eninde sonunda bize döner, bilirsin değil mi? Biz de böyle yanan meyveler gibi yanmayalım sonra. Saçmalamayasın narin. Koskoca asolistin anasından hesap mı isteyecekler? Vallahi yakarım bu gazino. Ya Safiye abla, Osman abim bilir mi Dilek'in burada sahneye çıktığını? Ay Osman abim bilse, Dilek'le ben hiç burada olabilir miydik Zeyno? İkimiz de Karacaahmet'ten nur içine yatar olurduk. Osman abiyle yalan söyledik. Bizim Mevlid'e gittiğimizi sanır. Ay alemsin teyzem ya. Alem tabii. Evet. Çocuklar artık iyice geç oldu. Hadi bakalım. Nöbetçi kalacaklar işlerinin başına.
Geri kalanlar evli evine, köylü köyüne. Geçerken seni bırakayım Nuri amcanın su yolunun üstü. Vallahi çok iyi olur Leyla'cığım. Rodos temizler eser. Ben Deniz Arif keser. Ya Arif dur, yavaş evladım ya. Kayıp düşeceksin, bir tarafını kıracaksın be. Vallahi Nuri baba, bu akşam Rodos çok sert istiyor. Yakıyor yıkıyor ortalığı vallahi. Ah, mesaj sesine göre Ceyda yengecimiz sağ mesaj attı değil mi? Aferin lan. Nereden bildin oğlum ya? Aptala malum olurmuş. Aptal mı? Vallahi teessüf ederim. Dur bakalım şey. Bir kere o aptal değil, abdal. İkincisine gelince çok daha önemli. Kim evladım bu Ceyda? Ceyda vallahi gönlümü fetheden bir kraliçe adeta. Yani bir sevgi kelebeği, böyle vezinsiz bir aşk şiiri. Ne bileyim yazılmamış bir sevda masalı Nuri Baba. Galiba evlenme teklif edeceğim ona. Öyle mi? Ne zamandan beri tanışıyorsun peki Ceyda'yla? Tanışmıyoruz. Tanışmıyorsunuz? Nasıl yani? Yani basbayağı tanışmıyoruz Nuri Baba. Bir gün telefonuma mesaj atmış. Merhaba ben Ceyda, sizden çok hoşlanıyorum diye yazmış. Ama kontürüm yok demiş, tamam mı? Ben de ona kontür yolladım. O bana aşk şiiri yolluyor. Ben ona aşk şiiri yolluyorum falan. Öyle gidiyor yani. Ulan oğlum sen manyak mısın? Bu kız basbayağı dolandırıcı. Baksana sana mesaj atıyor, senden kontür istiyor. Seni dolandırıyor. Teessüf ederim Nuri Baba, ne biçim konuşuyorsun ya? Müstakbel gelinin hakkında böyle konuşmaktan men ederim seni yani. Bir kere o çok iyi bir insan. Ya peki hiç telefonda konuştunuz mu bu Ceyda'yla? Konuşmadık. Konuşmayı sevmiyor ya. Ben ne sevmiyorum? Aradım bir kere açmadı. O bana mesaj atıyor, ben ona mesaj atıyorum. Varsın konuşmasın ya, biz evlenelim de. Bir gerekirse hiç konuşmayalım yani, o da olur. Allah'ım sen bu çocuğa akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Yahu yani millet deliye haset, ben akıllıya hasetim ya. Kalk gidelim kızım, kalk. Kalk, daha fazla oturmayalım, sinirim bozuluyor. Kalk, yürü! Allah Allah! Niye bana şimdi böyle trip attın Nuri Baba ya? Sence? Nasıl? İyi günler Kaya ailesi ve onun değerli üyeleri. O ne? Ama piyango bileti düşmüş. Aha bu. Getir onları bakayım bana. Damat, bunlar ne? Neler ne kaygana? Bunlar. Kaygana, ne kadar cahilsin. Onlar milli piyango bileti. Bak üzerinde yazıyor milli piyango bileti. Milli piyango bileti olduklarını görüyorum. Utanmıyor musun sen çoluğun çocuğun nafakasını kumara veriyorsun? Onu söyle, cevap ver bana. Cevap ver baba, anneannem bir soru sordu. Cevap veriyorum, süren başladı mı? Kaygana, büyük ikramiye bana çıkınca peşimde dolanırsın ama. Ya Sinancığım, zaten şans oyunlarına verdiğim parayı şimdiye kadar biriktirseydin... büyük ikramiyeden daha çok paramız olurdu bugün. Zaten 3 kuruş para kazanıyorsun, onu da Toto'ya, Loto'ya, Ganyan'a veriyorsun. Bak, seni uyarıyorum. Çok ciddiyim bu sefer. Eğer bir daha şans oyunu oynadığını görürsem... gerçekten seni boşayacağım, haberin olsun. Geri uyarmana hiç gerek yok Gülübik. Huylu huyundan vazgeçmez diyor yani. Boşuna uyarıyorsun. Ben olsam direkt veririm mahkemeye boşanmak için. Eze be kaze. Evet Gülübik, gerçekten beni uyarmana gerek yok. Çünkü ben artık şans oyunlarını bıraktım. Bıraktın mı? Bıraktım. Bıraktın mı baba? Evet oğlum, bıraktım. Ben bir haftadır, tam bir hafta oldu... elimi Loto'ya, Toto'ya, Popo'ya... yani Ganyan yarışlarına sürmedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Madem bıraktın şans oyunlarını... bu biletlerin işine sen de. Nelerin? Biletlerin. Ben de işine. Ya o biletler benim değil ki. Onlar Arif'in biletleri. Dedi ki Sinan abi sen dedi şanslısındır dedi. Ben sana para vereyim. Sen benim yerime milli piyango bileti al dedi. Onu yarın vereceğim yani, benim değil. Gülübük ben çok pis kokmuşum. En iyisi gideyim de bir duş alayım ben. Hadi bağır. Tırın tırın elini tırın. Gülbim, sen bu namussuz damadın şans oyunlarını bıraktığına inanıyor musun gerçekten? Ay anneciğim ne olursun şu adamla uğraşmasan. Ya bir kerecik inansan. Bir kerecik ya. Kaptan hep sizi kız hanım. Beylerbeyine gidiyoruz amca. Star gözümüz. Baş üstüne hemen sizi oraya star gazmasına kaptanım. Hop 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 ne yaparsın öyle be? Ne yaptım ki amca? Daha ne yapacaksın? Kıza el ense çekiyorsun. Çek bakayım elini oradan. Bir daha gözüm görmesin ha. Amca ne oluyor ya? Yanlış anlama kız hanım. Ben Avrupalıyım. Modernim. İleri görüştüm. Yalnız
birazcık bile müteassımım. Sen niçin masum kızcağının omzuna bile elini attın? Üstelik parmağında bile nişan yüzüğü de yok. Hayda! Önce Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızı bu basından isteyeceksin. Ondan sonra ister ellense çek, ister kurt kapanı yap, ister yere yapıştır, üstüne yapış. Ondan sonra sıra karışma. Amca bizden size ne ya? Üstümüzde niye mahalle baskısı kuruyorsunuz ki? Evet kızcağızım, ben üstünüzde baskı kurmam. Bak, benim senin kadar bir kızım var. Adı Dilek. Sor bakalım şimdi nerededir o? Nerede? Nerede olacak? Benim kıymetli zevcemle Mevlüt'teyle. Bak kızım bak, bu oğlanın gözü gözü bile fıldır fıldır döner. Allah muhafaza senin gazozuna ilaç da katar bu. Sonra ayıkla pilavının taşını ya. Amca sen işine baksana ya. Bak şimdi ben kıymetli zevcem Safiye ile kızım Dilek'e bir telefonla arayayım. Bakalım Mevlüt'te işler nasıl? Safiye. Efendim Osman'ım. Safiye. Mevlüt bitti mi? Gelip alayım mı sizi ha? Aa, aa. Safiye, Mevlüt evinde müziğin ne işi var? Ay, Mevlüt evinde müziğin ne işi var Osman'a? Susar, ben sana sorarım, sen de bana mı sorarsın? Aa, sen bana sorarsın, ben de sana mı sorarım Osman? Safiye, senin beynin durdu geri. Vur bakayım kafana bile. Aa Osman'ım, Mevlüt evinde müziğin ne işi var? Mevlüt bitti, biz eve geldik. Sen televizyondaki müzik sesini duyarsın. Bak, kafana vurunca çalıştı. Safiye, ben bu akşam biraz geç gelebilirim. Çünkü durakta nöbetçiyim. Korkmazsınız değil mi? Yok, yok. Sen ekmeğimizin peşinde koş Osman'ım. Sensizlik çok zor ama ne yapalım artık bağrımıza taş basar. Eve dönmeni bekleriz aslan kocacığım. Yakaladığım saç teline bakar mısın? Ay yazık, Sinan'ın saçları mı dökülür anne? Aptal saptal konuşup adamın canını sıkma. Şu saçın uzunluğunu görmüyor musun? Kadın saçı bu. Ay hangi kadının saçı acaba? Ay anne kocamın günahını alıp durma Allah'ını seversen. Kendi günahın sana yetmiyor mu? Dünya kadar günahın var zaten. Hem bir saç varsa o saç kesin benim saçımdır. Ay ne kadar polyanlısın. Kızım senin saçın sarı mı? Allah'ım benim gibi cin bir kadından böyle bir salak kız nereden çıktı bilmiyorum. Bu besbelli ki Sinan'ın sevgilisinin saçı. Ya neler diyorsun sen anne ya? Diyorum ki eğer bu saç teli sana lazım değilse ben alabilir miyim? Ay ne yapacaksın ki anne saç telini? Ay ben Sinan'ın sevgililerinin saç tellerinden koleksiyon yapıyorum da. Yeterli sayıya ulaştığım zaman peruka yapıp boynuz niyetine senin kafana takacağım. Uyan artık gaflet uykusundan. Bu adam seni aldatıyor. Aldatıyor. Sinan beni hayatta aldatmaz anneciğim. İnanmam. Ah o taksinin ağzı dili olsa da söylese. Ne aşkı memnular yaşanıyor içinde. Ne öyle bir geçer zamankiler. Ah ne Karolinler inip biniyor Sinan kaptanın arabasına. Anneciğim sen televizyon dizilerini izleye izleye affedersin ama iyice kafayı yedin. Kocam bana aşık. Bak ne diyorum. Odadaları kontrol etmek için yerleştirilen gizli kameralar var ya. Sinan'ın taksisini ondan yerleştirelim. Bakalım sen mi haklısın, ben mi haklıyım? Ay anne icat çıkartmamışımız Allah'ını seversen. Bir dedektifliğimiz eksikti yani. Ne o? Göreceğini tahmin ettiğin şeylerden mi korkuyorsun? Madem kocana güveniyorsun, niye kabul etmiyorsun? Ay neden korkacağım ya? Kocama güveniyorum tabii. Kocam beni seviyor, ben de kocamı seviyorum. Tamam, kabul ediyorum. Hem senin çenenden de kurtulmuş oluruz. Tamam, yarın sabah elektronikçi Hüsnü gelsin. Taksisine yerleştirelim gizli kamerayı. Yerleştirelim bakalım, anlaştık. Buyurun ücreti buradan alın. Bu nedir be? Sen ne biçim delikanlısın? İş kadın kısmına para ödetilir mi? Bile delikanlıyım diye gezip durursun yani. Hayda gece gece çattık deliye ya. Uyuma Osman uyuma.
Aa, telefonu unutmuşsun sakla. Tabii kızın aklı fikri oynaşta. Ben gidip şunu vereyim de geleyim bari. Kızım. Osman gelmiş. Arabada filmde ne bilirsiniz? Bak telefonunuzu unutmuşuz. Al işte hadi, hadi, hadi. Ah! Dilek! Baba! Kız, siz eve gitmemiş miydiniz? Ne işiniz var sizin burada? Ha? Ver bakalım şunu bana. Hadi beni! Osman, ne yaparsın sen? Öldürecek misin kızçayı? Elinin körü Safiye. Öldüreceğim tabii. Mevlüt'e gidelim diyorsunuz. Kasino'ya gidiyorsunuz. Ondan sonra Eyüp Sultan'a gidelim diyorsunuz. Nadide Sultan'a gidiyorsunuz. Gel buraya. Sen çekil. Buyurun bakkal sana. Şöyle otur. Sait, bakayım gelmiştir o. Vay vay vay, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Seni gönderen yaradana kurban olam ağam ya. Hangi rüzgar attı, hayırdır ya? İstanbul'a yolumuz düştü de Seyit'e uğrayıp bir acı kahvesini içelim dedik. Maho Ağa yok mu? Maho Ağa arazi işi için köyüne gitmiştir ha. Ha, Şahmuz, Seyit'in hediyelerini ver. Çamsa kızı çoban armağanı. Bak Seyit kardeş, tereyağı getirmişik. Peynir getirmişik. Ay maşallah ya. Yemiş getirmişik. Bak un getirmişik köyden. Sonra tavuk da getirmişik. Köy tavuk. Vallahi Allah sizden razı olsun. Allah tekrarını nasip etsin. Niye zahmet ettiniz ağam ya? Çok teşekkür ederim. Aman ya Rabbi. Aman çıktı gitti. Aman kaçtı ya. Çok sağ olun ya. Geç içeri. Geç, geç hadi. Ya canımı yakıyorsun. Çabuk içeri odaya gideceksin. Bir daha da o odadan çıkmayacaksın. Tamam hadi yürü. Of! Yürü! Ya Osman, ne yaparsın sen? Fethi cezaevi mi burası ha? Kız şeyi hücre cezasına mı çaptırırsın? Bu bile olmayacak Safiye. Behemal bu kızı evlendirip başgöz etmek lazımdır. Hemen Ayrı'ya ablaya telefon et Rumeli'ye. Buna uygun, münasip bir koca bulsun, tamam mı? İyi tamam, ararız da. Şu ara Rumeli'de hiç koca yok. Erkeklerin iğlenin hepsini kapmışlar maalesef. Sen nereden bilirsin? Sen hani geçen sefer hapse girdin ya. Ben o zaman kendim için aramıştım Hayriye ablayı. Hiç öyle dişe dokunur böyle bir koca yoktu yani. Safiye, sen akşam akşam beni katil mi edeceksin? Cinayet mi işlettireceksin? Hapislerde sürüp sürüp sürdürecek misin be? Hadi yürü. Acele ablaya gidelim, ufaklıkları alıp gelelim. Hadi yürü. Aa Osman, hiç vakti zamanı değil ama yarın pazar kurulacak. Ben de pazara çıkacağım, para verebilir misin? Safiye, taksi zammından sonra işler o kadar kötü, o kadar kötü ki... Yani inan olsun, yemin içerim ki hiç beş kuruş param yoktu. Eğer bulursan hepsi sen bulsun, tamam. Ben pazara çıkamayacak mıyım? Hani, evdekilerle idare edersin artık, ne? İyi o zaman, hadi gidelim. Hüsnü oğlum, bu gizli kamerayı Sinan görmez değil mi? Abla, adı üstünde gizli kamera. Hem tavana yerleştirdim kamerayı. Sinan abinin ruhu bile duymayacak. Aslanım Hüsnü. Tamamdır bu iş. Ay peki Hüsnü, biz bu görüntüleri nasıl izleyeceğiz? Bilgisayardan izleyeceksiniz abla. Size verdiğim o CD'yi kurun bilgisayara, anında bağlanacak kameraya. Peki oğlum, borcumuz ne? Aman abla, yabancı mısın sen? Acelesi yok, sonra hesaplaşırız. Hadi iyi günler. Hüsnü bana bak, bundan kimseye bahsetmek yok. Eğer mahalleli duyarsa rezil oluruz vallahi. Aşk olsun abla. Ser verir, sır vermeyiz. Aslan Hüsnü. Hadi Sinan, uyanmadan çıkalım yukarı. Hayırdır Arif? Yine o Ceyda denilen kıza kontür mü yolluyorsun? Ya Nuri baba, çok fena aşığım ben ya. Gerçekten gözüm ondan başkasını görmüyor yani. İnanırım. Gözün ondan başkasını görse dolandırıldığını görürdün. Ayrı abla, bana acilinden bir koca lazım. Duydun mu beni? Bana lazım dedimse, yani bana lazım değil. Ben ne yapacağım kocaya be? Sen beni ne sandın?
Yok be Hayri abla, Safiye'ye de lazımdı. Safiye'nin aslan gibi kocası var. Ne var be, beğenemedin mi? Bizim Dile'ye lazım, Dile. Hadi, hadi göreyim seni. İyi haberlerini beklerim ha. Hadi, güle güle. Osman ya, memleketten bal, peynir sipariş edenleri çok gördüm de... yani koca sipariş edene hiç rastlamamıştım. Hayırdır, ne oluyor? Hiç sorma be kardeşim. Bizim Safiye, ben Mevlüt'e giderim Osman'ım, ben Mevlüt'e giderim diye beni kandırıp gazinoya gitmiştir. Kız da orada şarkıcılığa başlamış. Bak sen şu işe daha. Ben de dün gece oraya bir bastım. Yapma ya. Ya, ben de kızı az kalsın öldürecektim. Bunlar beni evlat katili etmedi. Ben bu kızı baş göz edeyim de kurtulayım diye düşünürüm ben. Ya öyle saçma şey olur mu Osman abi? Bakalım Dilek evlenmek istiyor mu? Vallahi iki seçeneği var. Ya ben onu evlendireceğim ya da öldüreceğim. Ölmeyi seçerse onu bilmem yani. Seyit niye gelmedi? Nur amca hiç gecikmezdi. Ma, Seyit telefon etti, bugün için biraz izin istedi. Memleketten akrabaları gelecekmiş de onları gezecekmiş. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Ulan Ali Kefal, üç televizyon açsana, at yarışı başlayacak. Uçan taya misli oynadım, zengin olacağım, zengin. Yarışları açmak yok. Niye baba? Sen atlardan hoşlanmıyor musun? Sevmiyor musun atları yani? Atları seviyorum da eşekleri sevmiyorum. Eşek mi? Ne eşek? Kim eşek? Nasıl eşek? Hangi eşek? Yani buranın ganyan bayiği değil de taksi durağı olduğunu anlamayan eşeklerden bahsediyorum canım. Bilmem anlatabildim mi? Nuri kardeşim, Sinan'a eşek demek istiyorsun değil mi? Aman ne komik ne komik. Sizin televizyonunuza kalmadım. Ben de gider Taksim'den, radyodan dinlerim at yarışını. Taksim'e kadar gitme be. Osman Bey'di. Demek İstanbul'a gezmeye geldiniz ha Vakkas Ağam. Ya peki Seyit, 11 köyün ağasıyam. Eşek yüküyle de param var. Ama bu köy yerinde nereden yiyeyim bu parayı? Onun için gidelim İstanbul'da bu parayı harcayalım dedim. Ha, maşallah maşallah, tabii çok olunca para. Ya ya, hoş bulduk. Efendim Hayri abla, buyur. Ne? Osman mı aradı? Dile'ye koca mı bul dedi? İnanmıyorum baba sana ya. Anne bak, ben koca moca istemiyorum. Duydun değil mi Hayri abla? Benim kızcağım koca falan istemez, sakın koca bulma. Bulamadım de. Erkeklerin köküne kıran girdi de. Bir yalan uydur işte canım. Benim kızcağım az solist olacak, evlenmeyecek. Oh be canım annem. Sen korkma. Ah canım annem. O canım benim, hadi canım. Aa bak kimler gelir. İyi günler yenge. La, oğlum Şehmus, nereye bakıyorsun lan? O aval aval baktığın kız bizim Osman Ağa'nın kızıdır, namusumuzdur, hayvan. Vallahi billah ben bu ahuya aşık olmuşam Seyit kardeş. Yapma ya. Ya oğlum git. Yürü. Yürü. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, gelin gelin. Kayınvaliden seviyormuş Safiş'i. Ah rahmetlinin kırkı çıktı. Almaz mısınız helvasından? Ne kırkı Şanzıman Hanım? Senin kocan öleli yıllar olmadı mı? Ay babamın kırk helvası değil ki bu Safiş. Ali Rıza Bey'in kırk helvası. Ali Rıza Bey kimdir? E maşallah. 5 senedir evlerinize konuk oluyor. Nasıl unuttunuz hemencecik? Evlerimize konuk mu olur? Evet. Kimden bahsediyorsun? Ya yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey yok mu? O rahmetli oldu. Onun kırkının helvasını yaptı annem. Ay ilahi Şazman Hanım, Ay Gülbin. Annen iyice delirdi herhalde. Gerçekle dizileri birbirine karıştırmaya başladı. Kız Safiş öyle deme ya. Vallahi kocam öldüğünde bu kadar gözyaşı dökmedim ben. Ya inşallah ele bir geçer zaman ki der ki Karoli de ölür de onun da helvasını yer ki. İnşallah. Ay Zeyno'ya bak ya. Açıldı. Aa lafa daldık kızlar. Kamerayı unuttuk. Ne kamerası Şazmen Hanım? Yok bir şey Safiş. Aa kızım Safiş yabancımız mı bizim? Ondan gizlimiz saklımız mı var? Sinan'ın taksisine gizli kamera yerleştirdik.
Artık ne haklar yiyecek seyredeceğiz. Ne? Ay vallahi korkulur senden Şazımen Hanım. Biri bizi gözetliyor gibi mi? Aynen Safiş. Ay çok heyecanlım Allah. Bakalım ne haklar karıştırıyor. Ay heyecanlı. Coşartay liderliğini sürdürürken şimdi dış kulvardan Uçantay hemen onun yanına geliyor. Uçantay ile Coşartay liderliği... Hadi oğlum Uçantay, hadi koç. Koç da gel lan, koç da gel. Gülbin, bu senin kocan dün akşam şans oyunlarını bıraktım diye yeminler etmiyor muydu? Hani bir haftadır eline ganyan kuponu almamıştı? Anne oynamıyordur, belki de dinliyordur. Olamaz mı? Zevk işte. Bir boy gerisinde Uçantay'ı görüyorum. Uçantay'ın bir boy gerisinde Tümöz Bey. Tümöz Bey'in dışında Taybars'ı görüyorum. Şimdi Uçantay biraz daha önlere geldi ve Coşartay'a yapıştı. Hadi oğlum Uçantay, hadi lan zengin et beni. Bak sana misli oynadım, tam 100 lira para yatırdım. Hadi koçum zengin et beni. Şu makus kaderi bir değiştir, tarihi bir değiştir. Ne olur Uçantay, hadi koçum. Yazık var olsun sana Sinan ya. Evin rızkını gidip beygirleri yediriyor ya. Ne iyi oldu değil mi arabasına bu kamerayı taktırmamız Gülbin? Bak bütün palavraları teker teker çıkıyor ortaya. Ama daha dur, bu başlangıç. Kim bilir neler göreceğiz. Ya Taybars, sen nereden çıktın kardeşim? Sen nereden çıktın? Ulan Uçantay, ulan Uçantay, uçurdun bizim paraları. Sur dibinde kesilesin, sucuk olasın Uçantay. Sen ol inşallah. Vallahi tam tahmin ettiğim gibi. Yani kesinlikle yattın değil mi? Ha bunun üstüne buyur soğuk su iç. Ulan Ali Kefal, içim yanıyor be, içim yanıyor. Onu da düşündüm. Buyur, bu da çayın. Davullu, nereden çıktı bunlar, sağ olasın. Ha, telefonum çalıyor. Alo, uy anacığım, kurban olayım, ellerinden öperim, nasılsın, iyice misin? Anacığım sağ, paraları gönderdim, aldım, eline geçti mi? Görür musunuz? Bizim yemek yemeye 3 lokma ekmeğimiz yoktur, bu anasına para yollar benden habersiz. Ha iyi bak, anacığım aramızda kalsın, Nari'nin haberi yoktur ha. Yani Nari'ne söylemedim, gizli gizli gönderiyorum, merak etmeyesin, habere göndereceğim. Kadının bağları, bahçeleri, tarlaları vardır. O bize para yollayacak ama biz ona para yollarız. Benim salak kocam. Ben bunu öldürmez miyim şimdi? Öldürmez miyim? Sakin ol, sakin ol. Ay ne iyi oldu şu kamerayı kurdurduğumuz. Erkeklerinizin hepsinin foyaları teker teker çıkıyor ortaya. Çok iyi oldu vallahi. Ellerinize sağlık. Ne haber? Sussak Sinan. Yemledin mi atları ha? Özene gaza. Aa, Osman ağam da bindi taksiye. Baka Osman ağamın gizlisi saklısı var mıymış? Hı. Aman yok canım. Benim Osman'ımın ne gizli saklısı olacak ki? Softur benim kocam. Ensesine vur, ağzından al yokmayı. Bilmez öyle şeyler. Ali Kemal, benzinciye git. Benim araba için motor yağı ver. Hadi al koçum. Sen paradan haber ver, hemen alırım paradan. Ha tamam, vereyim. Ne yapıyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun o paraları? Sinan, buraya gizli bir cep yaptırdım. Oraya paraları saklarım. Safiye benden para istediği zaman vallahi billahi para yok. İstersen ara derim. Ondan sonra o da yuta. Al bakalım çocuğum ha. Vallahi kesen de çok janjonluymuş, çok açmış seni. Safiye'nin gözlük kılıfıdır bu, eski gözlük kılıfı. Al, al çocuğum. Ne uyanıksın Osman Aga ya. Maşallah, maşallah. İyi ki de gizlisi saklısı yokmuş ha. Hay Allah'ın saftiri. Cebine banka kurdurmuş, haberin yok. Boyun posun devrilsin emi Osman. Demek zam geldi diye taksiye müşteri binmez öyle mi? Ben senin akşam tepene bineyim de sen gör müşteriye. Sen abi, efendim. Müşteri bekliyor. Papatya Sokak numara 12. Tamam kardeşim, gidiyor. Osman Aga, hadi boşalt oltanı, al voltanı. Ben müşteriye gidiyorum. Ağza bak, ağza. Demek Osman Aga'mın kızına aşık oldun, evlenmek istiyorsun ha Şamuz? Öyle oldu Seyit kardeş. Seyit, bu Osman Aga senin duraktan arkadaşın değil mi? Hı hı. Onun kızını bizim oğlana alalım ha? Vallahi ağam, biraz zor görünüyor. Şimdi bu kız üniversite okumuş, bir kere kültürlü. Şimdi olmaz gibi geliyor yani şimdi bu kro. Olur mu hiç canım? Ne olmuş Seyit kardeş? Kroyum ama para bende. Ben ki 11 köyün ağasıyam. Kızını benim oğluma vermeyecek de kime verecek ha? He. Bakkas ağa haklıdır. Gidip bir Osman ağanla konuşsan. Belki hal der.
Canım tamam, gidelim konuşalım da bu iş biraz zor görünüyor ha. Yalnız Osman Ağa'ya giderken hediyeler alıp gidelim. Sonra koskoca ağa eli boş geldi demesinler. Hediyeleri de beraber seçelim ha. Yanlış bir hareket yapanı vururum. Altınları şu torbaya doldurun. Sakın kahramanlık yapmaya kalkmayın. Yakarım. Hadi! Tamam. Arabama şeref verdiniz, onur verdiniz. Şimdi bekleyin. Benim tanıdığım damatsa biraz sonra askıntı olacak bu kadına. Bekleyin, bekleyin. O biraz zor anneciğim. Çünkü Sinan bana aşık. Tabii sen hiç aşık olmadığın için bilmezsin ama... aşık bir erkek karısından başka kimseyi görmez. Ay sevsinler sizin aşkınızı. Sanırsınız ki Romeo, Juliet. Nereye gidiyoruz acaba? Çok naziksiniz. Çimen sokağa gideceğiz ama kısa mesafe sizin için bir sakıncası yoktur herhalde. Hem ince hem kısa, öyle mi? Benim için bir mahsuru var efendim. Şöyle bir mahsuru var. Sizin gibi güzel bir bayanla kısa mesafeli bir şey yapacağız, sohbet yapacağız. O yüzden bir mahsuru var. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Öyleyimdir. Arkadaşlar bana kendi aralarında kaymaklı ekmek adayıfı derler. Bu mu sana aşık olan adam? Utanmasa motelin önüne çekeyim arabayı diyecek. Gözlere bak, gözlere. Bacaklara kilitlendi. Gözüm çıksın inşallah Sinan. Amin. Bu duaya amin denmez de ne denir ha? Pardon, hangi ajans? Pardon, ne ajansı? Mankenlik ajansı, yani hangi mankenlik ajansı ile çalışıyorsunuz demek istedim. Sizin gibi güzel bir bayan olsa olsa anca manken olabilir de o yüzden. Çok hoşsunuz. Her an manken ayol benim. Ayol tek tek saymaya başlarsam bu kısa mesafede hepsini tamamlayamam. Şu sütun gibi bacaklar, 90-60-91 vücut. Eğer siz 90-60-90 vücutlu bir bayansınız, diğer bayanlar 90-60-90'dır. Sana diyor sana. 90-60-90 sen oluyorsun burada. Dilim kopsun inşallah Sinan. Ay sen de yangından körükle gitmesin Şazimen Hanım. Ay Gülbin sen de abartma. Aa Sinancık müşterilerine güler yüz gösterir. Hoş laflar eder, hepsi o. Ay ne güler yüzü be, resmen kur yapıyorsun bir şey. Evli miyiz? Hayır, siz? Maalesef evliyim. Daha doğrusu kayganalıyım. Daha da beteri kayganalıyım. Kaygana dediysem yanlış anlamayın. Benim kaygana öyle normal kayganalara benzemez. Yani insan kategorisine girmez. Biz ona kendi aramızda Şazimentus kayganagus diyoruz. Onu ne müzeler ne hayvanat bahçeleri istedi ama biz vermedik. Bizimle kaldı. Ay senden bahsedersin ay Şazimant Hanım. Senin boyun posun devrilsin damat. Hani meteor yağmurunda dinozorların soyu tükenmişti ya. Benim kayganam o kadar kalın kafalıdır ki kafasına meteor düştüğü halde hayatta kalmış ve dinozorların sonuncusu olarak yaşamına devam ediyor. ben de senin kafanı ortadan ikiye karpuz gibi yarmazsam bana da Şazimant demesinler Sinan. Dur anne, önce sıra bende. Önce ben onun kafasını gözünü bir yarayayım, ondan sonra sen ne istiyorsan yap. Of. Ver şu torbayı ver. Abi lastikleri indirdi. Bu arabayla kaçamayız. Dur!
Yiğit hayırdır? Niye getirdiniz bu hayvanları buraya? Ağam, bunlar benim köylülerim. Vakkas ağa da bu hediyeler Osman ağam için getirmiştir ha. Ben gerek yok falan dedim ama öyle ziyarete eli boş gidilmez dedi. Vakkas ağa, sen bana hediye olarak da bu eşekle bu ineği mi getirdin? Osman ağa, bana kalsaydı bir camış da deve getirecektim ama Seyit bırakmadı. Ben de bunları getirdim. Çam sakızı, çoban armağan. Osman ağam, yengeye de top top kumaş almışık, peynir almışık, bal almışık, tereyağı almışık, yemiş almışık. Siz beni tanımazsınız. Niçin getirdiniz bu hediyeleri? Ya şimdi Seyit, bayram değil, seyran değil. Bu ağa niye getirdi Osman'a bunları? Şimdi ağam, Vakkas ağa bu hediyeleri çok hayırlı bir iş için almıştır Osman ağama. Bu arada Vakkas ağam 11 köyün ağasıdır maşallah. Ne köyü? Tatil köyü. Ya ağam ne köyü olacak? Bildiğimiz köy. Allah'ım yarabbim ya. Ya bu arada bu da Vakkas ağamın oğlu Şehmuz'dur. Osman ağa, eğer iznin olursa senin kızı bizim oğlan Şehmuz'a istiyoruz Allah'ın emriyle. Ne yapalım artık, akşama gelin kızı isteyin. Şehmuz. Efendim abi. Ne babası be? Daha kızı vermedik, elimi yalama. Hadi yürü. İyi vakit, biz akşama geliriz. Ağam, müsaadenle ben köylülerimi bırakayım geleyim ha? Hadi git bakalım. Ali Kemal, şu inekli eşeği al götür Safiye yengene süre. Onu şeye bağlasın, tamam mı? Hadi. Ne yapacağım ben bunları be? Ya Osman, sen hakikaten verecek misin kızı? Ne yapalım? Ben kızı evlendirmeye karar verdim. Kısmet de ayağımıza geldi. Vereceğim gitsin artık. Ne yapayım? Ben de Safiye'ye bir telefon edeyim. Efendim Osman'ım. Evdeyiz yiğidim. Ha, Dilek de odasında kilitli. İyi iyi. Anlamadım. Akşam Dilek'e görücü mü gelecek? Ne görücüsü ya? Ben evlenmek istemiyorum. Tamam Osman'ım, tamam. Yok, kız bir şey söylemez. Akşam bekleriz. Hadi iyi günler. Ya ne demek, buyursunlar gelsinler anne. Ben ölürüm de evlenmem. Dilek, ortalığı velveleye verme. Hele bir gelsin görücüler, ben onları bir göreyim. Elbet onlara bir kulp bulurum. Babanla bu fikrinden vazgeçirim. Sen merak etme. Hayır efendim, gelmesinler. Ben evlenmeyeceğim. Ben az solist olacağım ya. Benim gazinoyla anlaşmam var. Siz benim geleceğimi mi yakacaksınız? Allah Allah, ben burada ne söylerim sen duymaz mısın hiç? Derim ki gelsinler bir görelim, ben elbet bir kulp bulacağım derim. Ay anlatın şuna ya. Ay evet, kadın diyor ya işte, ben bir halledeceğim bir şekilde onu diyor. Sen niye cik 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 ötüyorsun? Gelmesinler. Bendeniz Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya Kaya Kaya, görüşelim yine haftaya. Deliyim. Deliyim, deliyim. Hem de nasıl deliyim? Abiler, ya bu kar maskeleri ne? Hava o kadar soğuk değil ki. Yani sizi gören de bin yılın kışı geldi zannedecek ya. Sen şu taksiyi. Abi, tapanca. Abi yoksa siz soygun mu yaptınız? Zaten bu kar maskeleri ne Kartalkaya'da kayak yapanlar bile şey yapmıyor, takmıyor. Herkes soygun için kullanılıyor. Halbuki biz bu maskeleri kar maskesi olarak üretildi zannediyorduk. Soygun için üretmişler. Fazla gevezelik etme. Sür şu taksiyi. Tamam abi, sürmeyin. Kızmayın ya. Bak ben diyorum ki kesinlikle bu kar maskelerinin üretimi durdurulsun. Soygunlar anında biter. Yani herkes bu kar maskesine güvenip soygun yapıyor ya. Hala konuşuyor ya. Sussana. Tamam abi, kızma, susarım. Sen niye şey yapıyorsun? Sen sus da ben susarım. Sen ağzını açma de, ben ağzımı kapatırım. Hayatta açmam abi. Sen konuşma de, ben konuşmam. Niye konuşacağım? Çünkü konuştuğum zaman sen kızıyorsun, sinirleniyorsun abi. O sinirlendiğin zaman da bana bağırıyorsun. Ben o zaman şey yapıyorum, elim ayağım birbirine dolaşıyor. Oğlum sen ne gürültülü susuyorsun ya? Biraz sessiz sus. Tamam abi, söz veriyorum, sessiz susacağım. Telefonunu ver. Telefonumu... Abi vereyim de, yalnız şey bak, sen arayacağın yeri ara, çaldık onlar bizi arasınlar, benim kontrol azar. Abi ne yaptın abi, niye yaptın?
sen benim telefonumu camdan ya. Abi o şeydi, 3G'liydi. Ben onu daha taksiyle ödememiştim abi ya. Abi. Konuşma. Sür şu taksiye. Şeyimi koparttın. Telsizimi kopart. Abi niye şeyimi kopartıyorum benim ya? Ben senin telsizini kopartıyor muyum? Hem acıyorum, telefonumu camdan atıyorsun, hem telsizimi kopartıyorsun. Ayıp ya, insan insanın şeyini kopartır mı ya? Sana! Sustum. Ay Oka, izleme. Elektriği biter tabii. Ben getirdim kablosunu. Aa, Sinan Hanım kafasına silah dayamışlar. Sinan'ın taksisine gaspçılar binmiş. Ay ne yapacağız şimdi Şazmet Hanımcığım? Ay ne bileyim, hiçbir şey gelmiyor aklıma. Polis arayalım. Ah. Ay yok yok, polis aramayalım. Nuri Baba'yı arayalım, o bize ne yapacağımızı söyler. Dur. Cevap al. Akasya Durağı efendim, buyurun. Nuri Baba ne olur yardım et, Sinan'ın başı dertte, çok kötü bir şey oldu. Dur dur Gülbin, dur, telaşlanma. Kızım telaşlanma, anlat bakayım tane tane ne oldu? Oy ne olmuş? Ya Nuri Baba, Sinan'ın taksisine gaspçılar binmiş. Ne? Sinan'ın taksisine gaspçılar mı binmiş? Ne diyorsun baba? Olamaz. Adamların kafalarında kar maskeleri var, Sinan'ın kafasına silah dayamışlar. Sen nereden haber aldın kızım? Sinan sizi mi aradı yoksa? Yok Nuri Baba, aramadı. Biz kameradan izliyoruz. Kamera mı? Ne kamerası ya? Ay gizli kamera Nuri Baba. Biz Sinan'ın taksisine gizli kamera yerleştirmiştik. Gizli kamera mı? Ya kamerası ya. Nuri Baba bak, biz şu anda bilgisayardan her şeyi izleyebiliyoruz. Sinan çok kötü durumda. Ne olur bir şeyler yap. Tamam evladım, tamam. Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne olmuş Nuri amca? Bize de bir şey anlatın ya. Ya evladım ne bileyim yani... Sinan'ı rehin almışlar galiba. Bir de taksisinde gizli kamera mı ne saklıymış. Ya ben de anlayamadım ya. Kızım sen Tolga komiserimi ara. Hemen kuaföre gelsinler. Oğlum sen de telsizle bizim Sinan'la kontak kur. Tamam baba. Ben kuaföre gidiyorum. Ben de geleyim. Ben de gideyim, saçlarımı kestireyim gitmişken ha. Bu kar maskeleriyle çok dikkat çekiyoruz. Çıkar şunu, çıkar. Abi ya taksici yüzümüzü görürse? Oğlum bundan mı korkuyorsun? Kafasına iki tane sıkarız olur biter. Abi gözünü seveyim, çıkarmayın. Çıkarmayın abi, bak hava çok soğuk. Sonra üşütürsünüz, cır cır mır cır olursunuz. Altınızı şey yaparsınız abi. Çıkarmayın, altınıza şey yaparsınız abi. Yapmayın göz. Bırak. Abi vallahi bırakma. Çıkarmayın abi. Abi çıkarma, gözünü seveyim. Gözünü seveyim, çıkarma abi. Ben sizi görmek istemiyorum. Şeytan görsün yüzünüzü. Komandanta Carlos'a benziyorsunuz. Ne olur çıkarmayın abi. Abi çıkarmayın. Bak ben görmeyeyim sizi abi. Ne olur görmeyeyim. Ay, Nuri Baba. Komiserim. Ne olur kurtarın Sinan'ı. Eli kaldı. Katiller Sinan'ı yakaladılar. Merak etme Gülbin abla. Sinan abiyi kurtaracağız. Ay Tolga komiserim, ne olur çabuk olun. Öldürecekler Sinan'ı. Safiye. Bu kız evden çıkmayacak demedim mi sana? Ne işi var bunun burada? Ya bırak şimdi Osman. Geçmeye be, kızın sırasını kimde? Allah Allah. Gülbin. Evet Nuri Baba. Sen böyle bir gizli kameradan, bir takım görüntülerden bahsettin. Ha. Nerede kızım bu görüntüler? İşte burada Nuri Baba. Buyurun. Ha burada. Ya Sinan abinin taksisine gizli kamera mı yerleştirdiniz? Evet Tolga komiserim. Ondan habersiz taksisine gizli kamera yerleştirdik. Niye? Yediği halkları görelim diye. Safiye, sen de benim taksime gizli kamera koymadın değil mi ha? Aa ne saçmalarsın be Osman'ım. Ben senin arabana niye kamera koyayım ki? Ha iyi o zaman. Bu iki adam alemde baltacılar diye bilinen bir suç çetesinin elemanları. Bir saat önce bir kuyumcu soygununa karışıp bir kişiyi öldürdüler. Ah ne yaparım? Beni kanlı katiller Sinan'ı öldürecekler ya. Keşke nerede olduklarını ya da nereye gittiklerini bilebilseydik. İşimiz çok kolaylaşırdı. 43-47, 40-12 tamam. 40-12, 43-47 dinlemede tamam. Bir saat önce kuyumcu soygununa karışan soyguncular 34 TC 62 plakalı taksiyle kaçıyorlar. Bütün ekiplere bildirin, tamam. Anlaşıldı, tamam. Abiler, gözünüzü seveyim beni öldürmeyin. Bakın benim çok günahım var, ben çok günahkar bir adamım. Çünkü ben ölmeye hazırlıklı değilim. Benim bir sürü günahım var abi, ben günahkar bir adamım. Önce günah işlediğim insanlarla hesaplaşmam lazım, onlarla helalleşmem lazım. Onlardan özür dilemem, ben günahkarım abi. Ne günahın olacak oğlum senin? Abi öyle deme. Mesela bizim durağın sahibi var, Nuri Baba. Ben her hafta ondan bir miktar para tırtıklarım. Benzin aldım der, o parayı cebime indiririm ha. Bak üçkağıtçıya bak. Ben anlamıştım zaten bunun bir numaralar çevirdiğini. Bizim günahlarımızın yanında senin günahın devede kulak kalır. Üzülme.
Abi mesela bak şey var. Bizim bir şey var. Saftirik Arif var. Tamam mı? Ben onun cep telefonundan kendi numaramı sildim. Ona sürekli mesaj atıyorum. Ben diyorum Ceyda'yım diyorum. Bana diyorum kontörü gönder diyorum. Bu saftirik de bana sürekli kontörü gönderiyor. Bu da çok büyük günah abi. Hesaplaşmam lazım yani. Hayda. Ulan Ceyda Sinan abim miydi ya? Ben evlenecektim o kızla be. Sonra? Sonra Osman Aga var abi. Osman Aga akşam her gece, her akşam ben onun arabasından çaktırmadan Fortuna kendi arabama benzin çalarım abi. Vay üçkağıtçı var. Ben de derim ki benim taksinin benzinini niçin bu kadar çabuk biter derim. Sonra bir de Seyit var abi. Şimdi ben bir kaza yaptım. Arabanın sol farını kırdım abi. Sonra çaktırmadan Seyit'in şeyle farla değiştirdim. Bu da çok büyük, büyük günah abi. Ben çok günahkarım. Alavereci, dalavereci. Ya bundan her şey beklenir bundan ya. Maşallah bu Sinan'ın da yemediği erzek kalmamış. Ya gördüğünüz gibi benim günah defterim çok kabarık. Ben günahkarım abi, günahkarım abi. Ben günahkarım ya. Saçmalama be. Sür şu taksiyi. Tamam sürüyorum abi, bağırma. Siz benden de günahkarsınız. Çünkü benim günah işlediğim insanlarla helalleşmeme izin vermiyorsunuz. Helalleşmeme izin vermiyorsunuz. Sür şu arabayı hadi. Tamam abi. Bir dakika. Bak tabelaya. Polonez köye doğru gidiyorlar. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Ben de geleceğim. Gel, gidiyorum. Osman, sen gel bakayım da. Ne oldu Safiye? Demek karından para saklarsın Osman, öyle mi? Nereden bildin? Burada para olduğunu Sinan'ın taksisindeki kameradan mı biliyordun? Hadi, hadi, hadi canım, güle güle. Gel, beni de bekleyin. Abi şu ileride bir kendin pişir, kendin ye var, yeri var. Çok nezihtir, çok böyle lezzetlidir. Biz ailecek her hafta sonu gideriz. Ne dersiniz, vaktimiz varsa orada güzelce ben size bir kendin pişir, kendin ye ısmarlayayım, ister misiniz? Sen bu mermileri yemeye ne dersin? Sür şu arabayı hadi. Tamam abi, ben mermi almayayım. Mermi benim mideme dokanıyor abi. Ağır geliyor yani. Eyvah, polis barikat kurmuş. Dön şuradan, dön. Abiciğim belki bir şey kurmamışlardır. Başkalarını arıyorlardı. Nedir biliyorsun yani? Dön şuradan. Dur, dur, dur. Hop. Dinlemede 38-11 tamam. 34-TY-62 plakalı ticari barikatı görünce kaçtı. İstanbul istikametine doğru yol alıyor. Takipteyiz tamam. Anlaşıldı tamam. Kahretsin barikatı atlatmışlar. Bunları mutlaka durdurmalıyız. Kökle şu gazı, kökle. Tamam abi, köküne kadar köklüyorum abi. Ne oluyor, ne debeleniyorsun? Abi üstünüze afiyet, benim küçüğüm geldi de arabayı şöyle bir kenara çekip ben bir sildireyim mi abi? Saçmalama, polis peşimizde, görmüyor musun? İyi de benim de prostat var abi, prostat zorluyor yani, öyle kolay bir şey değil. Bakın ben şöyle köşeye çekeyim kenara, bir şey yapayım, siz polis arkadaşlara söyleriz, onlar anlayışla karşılarlar. Takibe rahatladıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz, ne dersiniz? Dalga mı geçiyorsun? Yok abi, dalga. Sür şu arabayı, aç şunlarla arayı, hadi. Tamam, arayı açayım da prostat şey yapmıyor yani, patlamak üzere. Bu gaza bas yoksa ben tetiğe basacağım, hadi. Tamam, bas. Bu ne ya? Herhalde kamyon arıza yapmış abi. Allah kahretsin. Bu eksikti yani. Çek şu kamyonu kardeşim. Görmüyor musun? Yolu tıkamışsın. Deli misin nesin? Ya kusura bakmayın birader. Kamyon arıza yaptı da şu lastiği değiştireyim.
Hemen çekeceğim kamyonu. Çek şu kamyonu. Yoksa çok fena olur ha. Hadi. Kaldır elleri polis. Allah kahretsin. At silahını. Alın bunu alın. Tolga enişte. Tolga enişte. Tolga enişte sağ ol, kurtardın beni ya. Enişte nereden istersen oradan dişle. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Sinancığım. Geçmiş olsun Sinancığım. Sağ ol baba. Baba zaten benim sizin gibi bir ailem varken benim başıma bir şey gelmez ki. Sinancığım sen at yarışı oynamayı bırakmıştın değil mi? Evet Gülbük. Ne oluyor ya bu? Madem bıraktın yalancı, o zaman niye arabada at yarışı dinliyordun ki sen ya? Hem de misli oynamışsın. Sen nereden biliyorsun ya? Bu da arabana binen şırfıntıya sarttığın için. Abu. Kaganayız Şazimento, söyle mi? Ne oluyor ya? Baba, Nuri baba. Nuri baba ne yapıyorsun? Bu benden arakladığın paralar için hani benzin alacakmışsın ya. Akan müsaadenle. Seyit. Sen benim para patlatmıştın ya. Ben de senin gözünü patlatayım. Bismillah. Arif'im tarif. Ulan Ceyda diye dünya kontrolümü yedim ben. Utanmadın mı ya? Geceleri bile benim benzinleri diye sömürürsün, öyle mi? Ya iyi de siz bunları nasıl, nereden, nasıl biliyorsunuz ya? Taksine koyduğumuz gizli kameradan öğrendik Sinan. Ha bu. Hastanın durumu iyi. Tetkiklere devam edeceğiz. Yeni nöbetler. Sağ olun doktor bey. Asker abiler, siz bütün gün burada dikildiniz, çok yordunuz. Bir çay mı için? Azıcık istirahat edin ya. Sağ ol abicim. Bizi almayalım. Bir çay mı içmezseniz kırılırım vallahi. Aşk olsun. Ben yabancı mıyım ya? Bu hastanenin çalışanıyız biz abi. Bu muamele olmadı yani. Ya hadi kırmayalım seni. Ha şöyle. Geldi abi. Aslanım Aziz. Hemen çıkart beni buradan çabuk. Samet abi dur, ne yapıyorsun? Dur abi, buranın içine içleri batıracağım. Anlamıyorsun Aziz. Bir daha hapishaneye geri dönemem. Abi bir dur. Kapıdaki askerlere ilaçlı çay verdim. İlaç etkisini bir göstersin, ondan sonra yakalasın. Bir dakika, bir de duramam burada Aziz. Çabuk çıkar beni buradan. Tamamdır abi. Uyumuşlar bile. Osman Ağa, sen bu kıza kaç para istiyorsan? Deli misin, divane misin be? Kızı parayla mı satacağız? Mal mıdır bu? Uyanık adam. Türk lirası değer kaybediyor ya, altınla verecek. Donumuza kadar alacak bu adam. Ağam, Vakkas Ağa diyor ki hani dilek için başlık parası ne istiyorsunuz? Hani başlık parası babında. Ne başlık parası be? Bu devirde başlık parası mı kaldı? Aa Osman'ım niye öyle söylersin? Madem ki Vakkas Ağam başlık parası vermek ister, versin. Onu mu kıracağız? Ne de olsa bugüne bugün 11 köyün ağasıdır kendisi. İstemez Safiye. Kızım evlensin, mutlu olsun. Başka hiçbir şey istemez. O kadar. Uy. Kız beleş mi şimdi aga? Yani sen beleş derken biz inek mi satarız be? Kızı istediniz, biz de verdik. İşte o kadar. Hadi. Abi, İstanbul ne güzeldir. Bütün kızlar beleştir. İstiyorsan gelmişken sağda birkaç tane alalım be. Sus lan, yarım akıllı. İşi batıracaksın. Sus. Ağam, ne zaman yaparız düğünü? Hemen yarın yapalım. Aa, yarın biraz çabuk olmaz mı Osman? Yarın iyidir Safiye. Ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Tamam mı, o kadar? O zaman Allah hayırlı uğurlu etsin. Şahımız oğlum, öpsene Osman babayın elini. Öpen babi. Tamam ya, lama tamam, hadi gel. Güzel aletmiş. Eyvallah Aziz. Dediğin gibi
Komiser Tolga'yı çaktırmadan takip ettim abi. Bu evde oturuyor. Manolya sokakta. Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim Tolga. Beni sakat bıraktın. Sevdiğimi öldürdün. Ant içtim seni öldürmeden huzur yok bana. Öyle kolay da ölmeyeceksin. Acıların en büyüğünü yaşatacağım sana. Bu kim? Nişanlısı. Nişanlısı mı var? Evet abi. Hatun Akasya Duran da taksici. Vay 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 vay. Çok güzel. Önce gözlerin önünde sevdiğini öldüreceğim Tolga. Sana bu acıyı yaşattıktan sonra seni de öldüreceğim. Hapishaneden firar. Klasik numara. Önce hasta numarasıyla hastaneye nakil. Sonra oradan da bir yolunu bulup firar. Samet Aras. Ta kendisi. Hasta bakıcı kılığında birisi görevlilere çay ikram etmiş. Çaylar ilaçlıymış. Görevliler de uyuyunca firar gerçekleşmiş. Allah kahretsin. Bu adam nasıl kaçar ya? Sakin ol Tolga. Nasıl sakin olayım komiserim? Bu adamı yakalayabilmek için aylarca izine sürdüm. Polisle çatışmaya girdiler. Bir polisimi şehit ettiler. Nasıl sakin olayım? Yapacak tek bir şey var Tolga. Bir an önce bu herifi yakalayıp kaçtığı deliğe tıkmak. Onlara vermezdin. Aa deli misin Narin? Böyle zengin dünür bulmuşum vermezdim hiç mi? Doğru söylersin. De bu altınları biz o keseye koyalım yoksa kaybolur bunlar. Aa doğru söylersin. Ben en iyisi bu torbaya dolduralım da kaybolmasınlar. Gel canım benim gel gel yavrum gel. Aman maşallah maşallah. Ya. Ver canım benim ver getirir gibi. Deli mi? Diyar Bekir güzel ballar, Hanmi Lurke suları buz gibi çalar. Ben Ali Lurke, Ali Paşa mahlesinde Hanmi Lurke. Ya aa ne yapıyorsun ya? Sen deli misin ya? Dağ başı mı burası? Herkesin ortasında silah atılır mı? Ya düğünde ateş edilmez mi canım? Ya polis gelecek şimdi, yakalayacak hepimizi içeri tıkacak. Ver şunu bana, ver. Al şunu Arif. Ya sen ne yapıyorsun Vakkasa? Bu silah denen meret çok tehlikeli bir şeydir. Bak Allah bilir. Şöyle bir yaparsın bir hareket. Sonra elin yanlışlıkla bir tetiğe gider. Ulan. Arif abiciğim deli misin ayak mısın ya? Ben bunu böyle emniyetli bir şekilde koyayım yerine. Acıdı mı efendim? Ya gördüğünüz gibi bak çok tehlikeli bir şey. Az kalsın adamı vuruyordum ben. Neyse neyse önemli değil hadi. Devam edin devam edin. Ay sen hani beni kocaya vermeyecektin? Hani bu adamlara bir kurt bulup yollayacaktın? Bulamadım. Anneciğim yalvarırım bir şeyler yap. Ya ben bu Angut'la evleniyor olamam. Ama be kızım muhabbetin sırası mı şimdi ya? Görmez misin altınları sayarım? Ay kaçta kaldım ben? Şşş, her şeyi baştan alacağım. Şşş, ay ay bir rahat yok şurada altın sayacağım ya. 2, 3 Sert Olga'nın nişanlısı bu kız. Yazık olacak kıza, pek de güzelmiş. Alo babacığım nasılsın? Nasıl olayım be kızım? Ya duydum ki sabahleyin huzur evine gelmişsin. Kız insan babasına uğramaz mı? Ah babacığım sana uğramadım çünkü sürpriz yapacaktım. Ne sürprizi? Müdür hanımla konuştum, bu akşam seni alıp eve götürecektim. Birlikte baş başa yemek yeriz diye. Ay sen çok yaşa kızım. Bir de beni evlendirseydin. Ah her şey muntazam olacaktı yavrucuğum benim. Yine mi evlilik meselesi baba? Kızım
Bana bak, Ukrayna'da çok güzel kızlar varmış. Şimdi gidip onlardan bir tanesini Allah'ın emriyle istesek olmaz mı ha? Tamam tamam baba, sonra konuşuruz biz bunu. Ben seni saat 6 gibi gelir alırım. İyi, görüşürüz. Ha işte geldi benim arabalar. Ha geçin, alaya geçin, alaya. Hey, maşallah gelinimiz de pek güzelmiş ha. Bizim köye böyle güzel bir gelin gelmemiştir hiç. Nazar değmiyor. Tı tı tı. Dilek, bak ne kadar güler yüzü insanlar, görür musun? Kızcığım, sen Şehmuz'un akrabası mısın? He, akrabası ya. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yakın akrabası mısın? He, çok yakın. Aynı evin insanıyım. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Aynı evin insanlarıymış. Aa, o zaman sen Şehmuz'un kız kardeşi misin? Yok, karısı ya. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Dilek bak, karısıymış. Ne? Karısı mısın? He, karısı ya. Ne? Şehmuz evli midir? He, bunlar da çocuklarımızdır. Ellerinizden öper. Nasıl yani? Bir de kula mı gidiyorum? Yok, daha neler canım? Osman! Baba! Bu evlilik olamaz! Niçin be? Kızı verdin bir kere. Ne demek olamaz? İyi de çok önemli bir manimiz vardır. Şehmuz evliymiş. Ne? Evli miymiş? Benim kocamdır. Bak bu karısı, bunlar da çocukları. Vakkas aga, bu söyledikleri doğru mudur? Ha doğrudur. Sen niye söylemiyorsun abi oğlanın evli olduğunu ha? Rezil ettin bizi. Niye? Bu birinci karısı, bu da ikincisi olacak. Bak Vakkas aga, bana bak. Ben kızımı kuma yapan adamın kafasını kuma gömerim, tamam mı? Öldürürüm ben adamı, öldürürüm vallahi billahi. Osman dur ya, Allah Allah. Ha. Kız yürü, eve gideriz. Hadi, bitti bu evlilik. Hadi, yürü. Al bu altınlarını. Yürü Safiye. Ay Uzma, o altınlar bizde mi? Başlarım altınlarına, yürü hadi. Ya baba, hadi gidelim ya. Bu kız da evlenemiyor, gidiyor ya. Nedir anlamadım ben. Ne güzel oturuyorduk ya. Ya saçmalama baba, hadi ya. Olmaz değil mi? Aşk olsun ağam ya. Yani Osman ağaya bizi rezil etti. Şimdi biz nasıl bakacağız o insanların sıfatıya ya? Asıl ben milletin yüzüne nasıl bakacağım? Verdikleri kızı geri aldılar. Benim şahsiyetimle oynadılar. İtibarımız iki paralık olmuştur babi. Seyit, bak düştüğün duruma bak. Ben ki 11 köyün ağasıyım. Şimdi ben köyüme nasıl döneceğim ha? Bir dakika, bir dakika, orada durun bakalım. Hiç kabahat yoktur Osman ağamda. Bütün suç sizdedir ha. Ağam Seyit doğruyu söylüyor. Şehmuz'un evli olduğunu nasıl söylemezsiniz? Osman namlar haklıdır. Ya oğlan evliyse ne olmuş? Şehmuz ağa oğludur. İsterse 4 kadın daha alabilir. Yazıklar olsun sana. Töreyi unutmuşsun. Ya Vakkas ağam sen ne diyorsun? Osman ağam evli birine hiç kız verir mi? Zorla mı alacak kızı? İcap ederse zorla alacağız. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu ha? Duyuyor mu? Hiç öyle bir şey olabilir mi? Kaçıracağız. Hız! Orada durun bakalım. Ne demek kaçıracağız? Siz var ya keçileri kaçırmışsınız ha? Başka yolu kalmamıştır Seyit. Beni iyi dinleyin ha. Osman ağa benim abimdir. Benim ağamdır, benim büyüğümdür ha. Ona yapılan yanlış bir yapılmış demektir. O kadar. Koskoca Vakkas ağam dururken burada sen Osman'ın tarafını mı tutacaksın? Bu evde artık kalamayız. Biz en iyisi gidip otelde kalalım. Hadi yallah kıs kıs, hadi yallah kıs 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 kıs. Kafayı yemişler bunlar ya. Sen bu Seyit'e bakma Şehmuz. Bu gazı kaçmış gazoz gibidir. Bu töreyi möreyi unutmuştur. Bundan ne köy olur ne kasaba olur. Şimdi gideriz Osman evine, kızı kaçırırız. Gidek kaçırak babi. Bu Seyit'ten bize hayır yoktur. Tamam, o zaman gidek. Çöpe atacağız, aldım işte. Ne bileyim. Ali Kemal, hani sen bebeğe bez alacaktın? Nerededir bez? Öyle demesi kolay kardeşim. Bez alacaktın, edecektin de para nerededir? Para mı var sanki? Hmm, anana gelince vardır, bize gelince yoktur öyle mi? Senin ananın köyde tarlaları, bahçeleri, bağları vardır. Ona bize para göndermesi gerekirken sen ona para gönderirsin Ali Kemal. Senin bir tahtan eksik midir? Ya ne alakası var ya? Sen de vallahi kardeşim öyle bir salladın salladın ki karavanaya isabet etmiştir. Ya benim sanki param var da karımdan mı saklıyorum da anama göndereceğim? Yalan söyleme Ali Kemal. Yalan söyleme, ben senin anana para gönderdiğini senin ağzından duydum. Nasıl, nereden, nasıl yani?
Sen Sinan abinin taksisindeyken ananla konuşmadın mı? Ben sana narinden gizli para gönderdim, aldın mı demedin mi? Ben onların hepsini kameradan kulacıklarımla duydum. Narin hanımefendi, bakıyorum da gizli gizli beni izliyorsun, takip ediyorsun. Yani kökem oldun çıktın he mu? Yani nerede benim kendime ait özel hayatım? Skandal bu, skandal. Skandal değildir Ali Kemal. Sen skandalı şimdi göreceksin. Al skandalı. Git Ali Kemal. Git buradan Ali Kemal. Ya karıcığım, ben eğer defolursam nerede yatacağım? Sokaklarda mı büyüyeyim? Git Ali Kemal. Nereye gidersen git, yoksa öldüreceğim ben seni. Elimde kalacaksın vallahi. Defol! Bu prens çok delikanlı kızandır. Devle güleşe tutuştular. Deve bir elense çekti. Hemen arkasına dolandı. Bile kurt kabanını aldı. Bir sıktı sıktı. Sonra çevirdi çevirdi. Kaldırdı ayağı. Yere çaldı. Dev tulum gibi diye patladı. Öldü. Ondan sonra da prens, prensesi kurtardı ya. Ay! Bu ne be? Ödüm patladı. Kimdir bu saatte böyle kapıyı döven susak? Osman, Bakkasaga'ya kızı vermedik ya. Ay eve baskına gelmiş olmasınlar. Baskın yaparsa yapsın be. Burada koskoca yağlı pehlivan Osman Aga var. Geleceği varsa göreceği de var. Çabuk benim tüfeğimi getir. Ay ya be. Kızlar siz de terlikleri alın. Sen de oklavayı al mutfaktan. Çabuk. Hazır olun. Getir, 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 getir. Al Osman. Ver, 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 ver. Hadi çapraz tutuş. Kapıya doğru marş marş. Hadi. Marş marş. Değil mi? Üç dediğimde kapıyı açacaksın, tamam mı? Tamam. Üç! Kurbanınız olayım, bana vurmayın, ateş etmeyin daha. Benim, ben Ali Kemal. Belli olur, görürüz. Ya neden kapıyı kıracakmış gibi çalıyorsun be? De baskın olur sandık Ali Kemal. Ya sinirlerim tepemde böyle, biliyor musunuz? Kapıdan çıkardım hırsımı. Yani Narin'le tartıştık biraz, kapıyı vurdum, ona zarar vermeyeyim diye çıktım geldim. Aa susa bak. Narin'den dayak yedim demez de yalan kıvırır. Ya Safiye yengeciğim, ben Ali Kemal, Al Pacino Ali Kemal, daha ben karıdan dayak yiyecek bir adam mıyım? E dayak yemediysen gömleğin neden yırtıldı? Hem gözün de mosmor. Ya kimseye söylemeyin, hem Narin'den dayak yediğimi aramızda kalsın. Safiye, Dilek ikizlerin odasında yatsın. Bu susak da Dilek'in odasında yatsın. Yarın sabah Narin'le konuşuruz. Haydi herkes yatağa. Haydi. Hadi. Haydi yürü. Git. Yürü. Çarpacağım bir tane. Hadi yallah. Babacığım ben yatıyorum, sen daha oturuyor musun? Kızım çok güzel bir dizi var, onu seyredeceğim. Tamam babacığım, iyi geceler. Sana da iyi geceler. Aç kapıyı. Aç. Baba. Baba sen misin? Bir şey mi oldu? Baba ne oldu? Debelenme be kadın. Ulan kimsiniz ulan, bırakın kızımı. Ulan bana bakın, ben Kore gazisiyim, bu paparım hepinize. Bırakın kızımı diyorum. Bir de seninle mi uğraşacağız? Otur şuraya. Ben, elimde kalacak. Beni de baş edebilir misin defolma? Ah! 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 Ulan ben yedip çektiğinize şarkı söyletmezsem. Ulan hadi gel. Durun bakayım. Gel. Nerede şu telefon? Şey, 50 lirada mazot baba. Allah Allah, hayırdır? Ramazan abi arıyor. Alo, buyur abicim. Hayırdır, bir şey mi oldu abi? Nuri, Leyla'yı kaçırdılar oğlum. Leyla'yı mı kaçırdılar? Ay iki adam Leyla'yı bayıltıp kaçırdılar. Kurtar kızımı, kurtar. Tamam abi, merak etme, ben hemen geliyorum. Hadi gel, çabuk gel. Bekliyorum. Tamam abi.
Hayda. Ne olmuş baba? Leyla'yı kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Ne bileyim evladım, yürü gidiyoruz hemen. Ha, dur dur. Tolga. Ha Tolgacığım bak. Şimdi Ramazan abi telefon etti. Leyla'yı kaçırmışlar. Ne? Evet, ben Ramazan abinin evine gidiyorum. Tamam Nuri baba, ben de hemen geliyorum. Tamam oğlum. Hadi. Dur be, ne ediyorsun? Ayı gibi horlama sesini duymamışsın. He, duyuyor. Burası Osman Ağa'nın odası. Vay ay vay, yeri göğün ne değil o? Kızın odası burası. Gel. Kimi kaçırdılar, bizim kızları mı, ufakları mı? Ya bir bağırma, bir patırdı, bir gürültü, koştum geldim. Bir de baktım ki eşkıyalar benim kızı yakalamış, kaçırıyorlar ya. Olmaz ya, olmaz. Bizim Leyla Çetin Ceviz'dir. Yani nasıl oldu da direnemedi? Direnme şansı olmamış maalesef Nuri baba. Eterle bayıltmışlar. Oh, hay Allah. Peki Ramazan baba, sen bu adamları gördün mü? Tipleri nasıldı? Neydi, neydi yani? Ya bir itiş kakış. Koştum geldim, bile baktım. İtiş kakış. Bir de baston yedim kafaya. Şaşırdım, kimseyi göremedim ki. Ay Allah Allah. Kim kaçırır şimdi Leyla Cankuş'u ya? Ya hırsızlık değil, bir şey değil. Çok anlamsız Leyla'yı kaçırmaları. Leyla arıyor. Abo, Leyla mı arıyor? Demek ki kurtuldu belki de. Alo Leyla, ne oldu? Neredesin? Aha. Tam tahmin ettiğim gibi. Demek bu hatunun telefonuna canım diye kaydettiği sensin ha komiser. Belli ki büyük bir aşk yaşıyorsunuz. Gözlerim yaşardı. Kimsin lan sen? Leyla nerede? Bak eğer başına bir şey geldiyse yaşatmam seni. Hop, Selin gel bakalım. Kendimi tanıtmadım, çok affedersin. Benim gibi kibar bir adama hiç yakışmadı doğrusu. Samet ben, hatırladın mı? Biraz ipucu vereyim istersen. Hani şu bacağından vurup sakat bıraktığın, çatışmada sevgilisini öldürdüğün Samet. Polise ateş açtınız. Bütün saydıkların sizin başlattığınız çatışmada oldu. Bırak şimdi bunları. Sen söyle bakalım komiser. Nasıl bir duygu ha? İnsanı sevdiğinden ayırmak nasıl bir duygu? Hissetmeye başladın mı? Bana bak, Leyla'yı bırak. Yemin ediyorum seni bulduğunda kurtuluşun yok Samet. Alo. Alo. Allah kahretsin. Evladım ne oldu, anlatsana bize de. Evet ya, Leyla diye açtın, bir sürü saydın, döktürdün yani. Ne oldu, nedir? Ya Nuri baba, dün hapishaneden bir mahkum kaçtı. Samet Aras. Benim içeri tıktığım bir mahkumdu. Onu yakalamak için yaptığımız baskında polisle çatışmaya girdiler. Bir polisim şehit oldu. Aynı çatışmada Samet'in de kız arkadaşı öldü. İntikam için yaptı demek namussuz. Bak hep senin yüzünden oldu lan. Senin yüzünden kaçırdılar kızımı. Dur Ramazan baba, sakin ol ya. Ya baba sırası değil ya, bırak şimdi. Üzülme Ramazan baba. Buluruz Leyla'yı. 43-47-38-11 tamam. 43-47-38-11 dinlemede tamam. Bir teknik takip için telefon numarası vereceğim. Telefonun nerede olduğunu bulun tamam. Veriyorum numarayı. Ya arkadaş, siz otele gitmediniz mi? Evi başımıza yıktınız, kapıyı... Bu çuval ne? Bu ne?
Bizim işimiz vardı, onu hallettik. Ne işi? Seyit, sen töreyi unutmuşsan, bize yardım etmemişsen, biz de gidip kendi işimizi kendimiz görmüşüz. Düşündüğümü yapmadınız değil mi? Vallahi yapmış ya, kızı kaçırmış ya Seyit kardeş. Ne? Seyit oğlum, bu vakkas ağa Osman ağanla aramızı açacaktır ha. Köyden zaten kan davası yüzünden kaçıp buralara gelmişek. Şimdi gene kan davasının içine mi düşek? Ya vallahi Osman ağa zürriyetimizi kurutacak. Ya siz böyle bir şey nasıl yaparsınız ya? Ben size dememiş miydim Osman ağanın namusu benim namusumdur diye ha? Allah'ıma kitabıma var ya, yemin ediyorum öldürürüm sizi ya. Vış, çuvalı çabuk boşal. Çabuk, çabuk! Aa! Ha! Uy! Ne oluyor da? Vış, bu ne? Uy! Bu nasıl kızdır ağam? Ali Kemal bu. Bu Şahmuz oğlanın gönlü böyle her gördüğüne mi konuyor? Vallahi sizi nasıl tebrik etsem, nasıl kutlasam azdır ağam. Yani kızı kaçırmışsınız, bravo. Buyurun evlenin. Mesut Bahtiyar olun. Ya vallahi şahsen biz çok mutlu olduk. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Ya evlenmesi kardeşim daha. Siz beni niye kaçırdınız kardeşim? Ben evli farklı adamım, utanmıyor musunuz? Vış, biz de halt ettik be. Allah cezanı versin senin. Vakkas ağam, bu senin yaptığın çok büyük bir yanlıştır. Ben size dememiş miyim, benim dostuma, benim sevdiğim insana böyle bir şey yapmayacaksın diye. Şimdi oğlunu da al, çuvalı da al. Voltanızı alın, doğru köye. Haydi bakayım, marş marş. Hadi, yürü lan, yürü. Bizi herkese rezil et, yürü. Buyur abi. Ya Seyit abicim, beni abunlar mundar etmişti, şimdi ne olacak? Seyit oğlum, bu Ali Kemal'i kaçırırken kafasını bir tarafa mı vurdular? Yok yok, kesinlikle kafayı falan bir yere çarpmamıştı. Onun fabrika çıkışı öyle, yani doğuştan, yarım akıllı. Neredeyim ben? Niye kaçırdın beni? Kimsin sen? Ben mi? Ben hiç kimseyim. Ama bir zamanlar biriydim ben de. Sağlam bir bacağım varken, beni seven, benim onu sevdiğim biri varken biriydim ben. Ama senin sevgilin olacak o komiser bütün bunları benden aldı. Şimdi sıra bana geldi. Ben de seni ondan alacağım. Hem de aynı bana yaptığı gibi. Onun gözleri önümde. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Sürpriz. Sabırsızlanma, göreceksin. Bizim komiser de ağzının tadını biliyormuş. Ne tatlı şeysin sen öyle. Çek ellerin üstümden. Yumuşak, pürüzsüz bir tenin var. Dokunma bana hayvan herif! Komiser bu kokuyu çok özleyecek. Merak etme Tolga. Mutlaka yakalayacağız bu Samet denen namussuzu. Tamam, çok öfkelisin anlıyorum ama bu kadar öfke senin serin kanlı düşünmene engel olur. Komiserim, bütün bunların Leyla'nın başına benim yüzümden geldiğini düşündükçe kendime engel olamıyorum. Ne oldu? Tespit edebildiniz mi telefonun yerini? Evet komiserim. Ancak kendisi telefondan kurtulmuş. Etrafında yerleşim yeri olmayan açık bir arazide bulundu telefonu. Allah kahretsin. Sakin ol Tolga. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Ah Leyla'cığım, nerelerdesin güzel kızım? Neler geldi başına senin? Ah. Ya Ramazan baba, böyle kendini üzme, kapıp koyverme ya. Bak tansiyonun çıkacak şimdi. Allah'tan ümit kesilmez o abicim ya. Bak göreceksin, mutlaka bulacağız Leyla'yı. Ya polis her yerde arıyor zaten, kesin bulacaklar ya. Ya başına bir şey geldiyse, ya geç kalırlarsa ne yaparız yavrucuğum? Ondan endişeleniyorum ben. Ramazan baba, bir sakinleştirici falan ister misin? İstemem, hiçbir şey istemem. Kızım bulunana kadar kendimde kalacağım. Maramayın arkadaşlar. Aa, Ramazan baba niçin yazdı be? Ya hiç sormayın ya. Dün akşam Leyla'yı kaçırdılar. Uy, ciddi misiniz daha? Ya kim kaçırmış Leyla bacımı? Ya Tolga eniştenin zamanında yakalayıp içeri tıktığı bir adam hapisten kaçmış, öcü almak için de Leyla bacımızı kaçırmış. Neyse dururuz o vakit, kalkıp gidip kurtaralım kızı. Ya otur Osman, hemen dellenme ya, Allah Allah.
Adamın nerede olduğunu bilsek gidip gırtlağına basacağız. Hepimizin içi yanıyor. Ama kızı nereye kaçırdı bilmiyoruz ki. Turgay komiserin haberi var mı? Var var. Duyduğu andan beri Leyla'nın yerini tespit etmeye çalışıyor. Onların da elleri kolları bağlı. Leyla'nın telefonunu takibe aldılar ama yolda atılmış bir şekilde buldular yani. Desenize Leyla ablacığım, yer yağıldı, yerin dibine girdi daha. Aynen öyle oğlum, aynen öyle. O namussuz herif nereye kaçırdıysa kızı, hiç böyle iki elimiz yanında çaresiz bıraktı bizi. Ah kızım, ah Leyla'm, Allah'ım sen onu bana bağışla yarabbim. Ben böyle duramam kardeşim, kalkın gidelim karakola. Belki bir gelişme olmuştur. Valla Osman Aga doğru söylüyor Nuri Baba, kalkın karakola gidelim. Hadi gidelim bakalım. Ben de geleyim. Ben de geliyorum. Yok babacığım, sen burada kal. Herhangi bir şey olursa ben sana bildireceğim, haber vereceğim, merak etme. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi çocuklar bir an evvel gidelim. Seyit sen abime bakarak ol. Kardeş, Durak kime emanet? Seyit'e emanet. Ne? Ah, çok şükür. Ona mı emanet? Teessüm ederim sana kardeş. Adam, sen gönlünü ferah tut ya, bulurlar ya. Bulurlar da Seyit benden mi cevapsız? Alışmıştım ona. Her şeyim benim oydu. Hadi çal ulan, çal. Ne haber? Adam aradı mı? Aramadı Nuri Baba. Bilerek yapıyor. Aynı acıyı bana yaşatmak için bilerek yapıyor. Ah o elime bir geçse kafasını koparacağım onu yani. Düşün Osman babacığım ama bir bulsak, bir bulsak. Bir bulsak da doğduğuna pişman etsek onu. Bana bak namussuz herif. Neredesin? Ne yaptın Leyla'ya? Söyle. Oo, komiserim kızmış biraz. Ne o? Bütün gece uyumadın mı? Peki sen benim canımı elimden aldığında ben kaç uykusuz gece geçirdim o hapishane hücresinde, haberin var mı? Kaç kere canıma kıymak, ölmek istedim. Peki kendimi öldürmeme engel olan neydi biliyor musun komiser? İntikam. Hapishanedeki o uykusuz gecenin her anında, her dakikasında senden alacağım intikamın hesabını yaptım komiser. Bak Samet, senin bütün hesabın benimle. Leyla'yı bırak, beni al. Aslında burada olman hiç fena bir fikir değil. Şimdi beni iyi dinle. Peşine kimseyi takmayacaksın. Silahsız geleceksin. Tamam, adresi ver. Beykoz sırtlığında kurumuş bir dere yatağı. Hemen arkasındaki terk edilmiş depoda sevgili. Oraya geleceksin. Ha komiser, eğer yanında yörende bir tek polis görürsen sevgilinden duyacağın son ses bu olur. Çek elini onun üzerinden. Tamam, tamam, bak dediğin gibi silahsız ve yalnız geleceğim. Sakın dokunma. Alo, alo. Allah kahretsin. Neredelermiş? Söyleyemem komiserim, yalnız gideceğim. Yahu sen deli misin oğlum ya? İkinizi de öldürecekler. Tolga, bir plan dahilinde hareket etmemiz lazım. Tamam, sen tek başına git ama biz de seni uzaktan takip edeceğiz. Ama komiserim... İtiraz istemiyorum Tolga. İşe duygularını karıştırma. En doğru yolun bu olduğunu sen de biliyorsun. Peki komiserim, bağış üstüne. Ha, biz de gidelim, bir faydamız dokunur belki de. Ha? Hayır Osman abi, siz durağa dönün. Öyle mi? Hay Allah. Ya Nuri Baba, biz böyle eli kolu bağlı mı duracağız ya? Ya nedir bu haliniz ya? Sinirimi bozuyorsunuz. Yürüyün hadi gidiyoruz. Hadi. Peki karakol kime emanet? Ya Allah Allah. Yürü ya. Dur dur. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Dursana. Ah. Ben senin için sevgilini buraya çağırıyorum. Sen bana manyak diyorsun. Hadi gene iyisin. Koşa koşa buraya geliyor seninki. Sizi daha fazla ayırmaya gönlüm el vermedi. Göründüğü kadar kötü biri değilim, değil mi? Ay yani beni yanlış tanımanı istemem. Sevenleri ayırmayacağız birbirinden. İkinizi beraber yollayacağım öbür tarafa. Ruh hastasısın sen. Göze göz yavrum. Aziz git girişi kolla. Misafirimiz neredeyse gelir. Karşılamazsak ayıp olur. Tamam abi. Aslında... Sevgilim de senin için çok iyi bir fırsat bu yavrum. Birbirinizin aşkıyla yanıp tutuştuğunuzu ispatlayacaksınız. Komiserim, komiserim, komiserim. Hemen bastıralım, Leyla kızımızı kurtaralım, tamam mı? He, Osman babacığım haklı. Hepimiz birden yüklenelim üstlerine. Arkadaşlar, işi berbat edersiniz, Leyla'nın hayatını da tehlikeye atarız. İlk hamleyi Tolga'dan bekleyeceğiz. Evet, hepiniz sakin olun ve söyleneni yapın arkadaşlar. Yani durum çok ciddi, çok hassas. Biz destek olmak için buradayız. Köstek olmayalım. Gel Hüseyin. Tamam komiserim. Ben... Hoş geldin komiser Tolga. Biz de seni bekliyorduk.
Leyla nerede? Göreceğim birazdan Leyla'yı. Dön şöyle. Hüseyin, gel şunu. Aradan mahkum değil ki bu. Yardım eden bir adam varmış komiserim. Samet içeride olmalı. İşler şimdi karıştı. İçerideki adam şimdi bu adamı göremeyince işkillenecektir. O zaman komiserim hemen içeri dalalım. Dalamayız Ali Kemal. Leyla'nın içeride nasıl bir tehdit altında olduğunu bilmiyoruz. Ne yapalım Tolga? Arif. Arif derken? Şu adamın kıyafetlerini giy. Samet'e tuzak kuracağız. Hadi yardım edin çocuklar. Hadi. Ya ama yani... Hadi Arif. Sıkışınca Arif sık olmuyor ama yani komiserim. Arif unutma, içeri girdiğimizde silah sürekli kafamda tut. Ve sen mümkün olduğu kadar uzak dur, tamam mı? Cüzdanını bırak. Tamam. Umarım onu yanıltmayı başarırız. Hüseyin abi, sen ne iş yaparsın anlamadım ki. Hadi al şu silahı. Hadi. Komiserim. Ver kolunu o zaman. Hadi. Geç. Yavaş can koş. Yürü yürü. Kıpırdama. Samet! Geldin demek komiser. Yaklaş. Biraz muhabbet edelim ha. Söz verdiğim gibi tek başıma ve silahsız geldim. Adamım kontrol etti, temizim. Güzel, güzel. Gel bakalım Mecnun. Leyla'n da sabırsızlıkla seni bekliyor. Dur orada. Canım iyi misin? Tolga git buradan. Adam her yere benzin döktü. Seni de sağ bırakmayacak. Seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Git diyorum Tolga lütfen. Yeter. Bu kadar cilveleşme yeter. Bak Samet. Leyla'nın bu işle hiçbir ilgisi yok. Onu bırak beni al. Tabii tabii. Benim Selma'mın hiç böyle bir şansı olmadı ama. Ben de sana derdim komiser. Onun canını alma benimkini al diye. Ama sen gözünü bile kırpmadan öldürdün onu. Teslim olmadınız. Polise ateş açtınız. Bir polisi şehit ettiniz. Senin kız arkadaşın bir çatışmada öldü. Eğer adalete teslim... Kes! Bana adaletten söz etme. Adalet dediğin şey şimdi yerini bulacak. Samet dur yapma. Zamanında ateş ettin ha. Ya vallahi Nuri Baba adamın ben ateş edeceğini anlayınca gözümü kapadım havaya karaya oraya buraya dayadım gitti işte. Kimseyi vurmadım ben değil mi ya bizden? Tamam al bunu komiser. Al ben şair adamım. Eline sağlık Arif. Canım az kalsın benim yüzümden ölüyordun ya. Biz varken Leyla'nın kılına dokunamazdı. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Yahu kızım sen unuttun galiba. Biz neyiz? Biz bir aileyiz. Yolla. Yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksi çıkazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Buyurun akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları.